Antalya İş Kadınları Derneği olarak siz İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bu tartışmalara ne diyorsunuz, nasıl karşılıyorsunuz? 2011 yılında bir takım olayların zemin hazırlaması sonucu Avrupa Konseyi ile imzalanmış bu sözleşme aslında bakarsanız zaman dilimi olarak şu anki iktidar partisinin döneminde imzalanmış bir sözleşme. Herhangi bir değişiklik olmadı siyasi yapıda. Tekrar aynı siyasi yapı iktidar partisi tarafından bunun tartışmaya açılmış olması kafalarda soru işareti uyandırıyor. Acaba arkasında farklı düşünceler olabilir mi kadının değersizleştirilmesine yönelik gibi sorular aklımızda. Benim hani tekrar bu sözleşmenin tartışılmasıyla ilgili, gündeme gelmesiyle ilgili baştaki çekincem budur. Peki bir takım tabii eleştiriler yapılıyor, görüyoruz. Bu sözleşmenin aileyi yıktığı, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı üzerinden kadın ve erkek üzerinde farklı uygulamalar gerçekleştireceği, arka planında aslında bu sözleşmenin çok başka amaçlar olduğu, eşcinselliğe özendirdiği gibi bir sürü bir takım eleştiriler getiriliyor. Siz bunlara ne diyorsunuz? Aslında sözleşme hani bütün metni okuduğunuz zaman görüyorsunuz ki tamamıyla aile içi şiddeti önlemeye yönelik, özellikle kadınların ve beraberinde çocukların mağduriyetini önlemek, gidermekle ilgili uygulanıyorsa, devam ediliyorsa bunu işleyenlerin adalete teslim edilmesiyle ilgili maddeler konulmuş. Burada hani aileyi korumaya yönelik bir uygulama, yaptırım söz konusuyken aileyi parçalamanın hani söz konusu olamayacağını düşünüyorum. Şöyle ki maddelerde şu da var, hem medya kanallarıyla hem de eğitim müfredatına konularak toplumsal cinsiyet eşitliğinin topluma öğretilmesi, eğitilmesi. Bu sözleşmeyi imzaladığımız takdirde bütün bunlar hayata geçirilseydi, toplumda bir bilinç değişikliği sağlansaydı, biz bugün bu yargılarla, ön yargılarla karşılaşmıyor, bunları tartışmıyor olacaktık. Aslında sözleşmeden önce toplumda olması gereken eğitimdir. Başta annelerin, 0-6 yaş grubu çocuğu olan annelerin hızla eğitime tabi tutulması. Yine medya kanallarıyla, medyamız vasıtasıyla bunun topluma empoze edilmesi gerekmektedir. Bunu bugün 2011'den beri bugüne kadar yapamadıysak bugün bile başlayabiliriz. Aslında bakın çok kısa dönemde, çok kısa zamanda çok yol kat edebiliriz. Çünkü çok güçlü yapılarımız var. Hani medyadan önce özellikle aile hekimliği sisteminde genç, doğurgan yaş sınırındaki, yaş grubundaki kadınlar Sağlık Bakanlığı'nın takibinde. Aile hekimleri, yardımcı personeller vasıtasıyla onlara çok hızlı ulaşılabilir. Halk eğitim merkezlerimiz var. Burada yine anneler, kız çocukları eğitime alınabilir. Çok hızlı biz bunu yaygınlaştırabiliriz. Yani geç kalmış değiliz ama burada bakış açısı önemli. Ne yapmak istediğimiz çok önemli. Bu sözleşmeyi bir takım işte cinsel yönelim, mesela madde 4 tartışılıyor. Cinsel yönelim ibaresi var. Orada hani özendirici bir şey yok. Orada diyor ki din, dil, ırk, etnik kimlik, köken hiçbir şeyi ayrıştırmaksızın ülke sınırlarında yaşayan her kadının, kız çocuğunun güvenliğini düşünmek, bunun için gerekli tedbirleri almak durumundasın diyor. Orada ayrımcılığın önüne geçmek için hiçbir bende atlamadan, hiçbir tanımı atlamadan titizlikle hepsi yerleştirilmiş. Aslında bakılırsa dördüncü maddede yer alan cinsel yönelim ifadesi de bir rahatsızlık doğurmamalıdır. Çünkü orada diyor ki din, dil, ırk, etnik köken, kültür yapısı, toplumsal cinsiyet kimliği, cinsel yönelimi ne olursa olsun sen ülke sınırlarında yaşayan
herkesi şiddetten korumakla yükümlüsün diyor. Orada kimseyi, hiçbir grubu atlamaksızın herkesin bundan yararlanmasını sağlamak için titizlikle yazılmış, her terim titizlikle düşünülerek konulmuş bir ifade. Bu kadar rahatsız olunması gereken bir durum değil. Peki bu tartışmaların arkasında ne var ve Türkiye sözleşmeden imzasını çekerse ne olur? Bu tartışmaların arkasında kadının toplumda değersizleştirilmeye çalışma çabası var aslında. Bu tabii ki kabul edebileceğimiz, onaylayabileceğimiz bir durum değil. Çünkü daha yaratılıştan itibaren kadın ve erkek bu toplumun iki öğesi. Birbiri olmadan, daha doğrusu bir bütünü tamamlayan, birinin yokluğunda diğerinin eksiklik hissedebileceği eşit öğeler. İki elimiz, iki kolu, iki bacağımız, iki gözümüz, iki kulağımız olduğu gibi kafataslarımızın içinde de beyinlerimiz var. Dolayısıyla bir şeyi anlamak, düşünmek, üretmekle ilgili gayretimiz eşit. Burada erkeğe verilen kas gücü olabilir, kadına da verilen doğurganlık gücü var. Biz birbirimizi tamamlayan öğeleriz. Dolayısıyla ben bu düşüncenin doğru olmadığını söylemek istiyorum. Ne olur? Aslında Türk toplumunda şiddete meyilli bireylerde bir takım sıkıntıları aşamamış, bu yargılarla büyütülmüş kesimde bir rahatlama, oh çekme, özellikle cezai müeyyidelerin iptali söz konusu olabilir. Bu sayede de bir önü açılmışlık olacaktır. Daha yani günde her gün Türkiye'de 3 kadın öldürülüyor ortalama maalesef. Bu rakamlar artabilir. Şöyle bir boyutu da var. Erkek nüfusta toplumsal cinsiyet eşitliğine inanan önemli bir topluluk da var. Bunların ben çok destek olacaklarını, buna karşı çıkacaklarına da eminim. Böylelikle hem bizler hem onların gücüyle biz bu konuyu unutmadan, uyutmadan, ertelemeden defalarca vazgeçmeyerek gündeme taşıyacağız. Peki şimdi tabii unutulacak, hasır altı edilecek bir konu olmayacak. Çünkü bu toplumda kadınlar var ve özellikle Avrupa ülkelerinden önce kadına seçilme hakkının verilişiyle birlikte Türkiye'de kadın hakları çok kemikleşmiş bir olgudur. Biz birçok ülkeden daha önce elde ettik bu hakları. Dolayısıyla çok kemik bir yapımız var. Bu öyle kolay bertaraf edilebilecek bir konu değil. Evet, değil ve bütün kadın örgütleri de şu anda hiçbir şekilde sözleşmeden imzanın çekilmemesi için mücadele ediyor. Siz de bu mücadelenin bir parçasısınız. Aslında konuşmamız gereken sözleşmeden çekilip çekilmemek değil, aslında konuşmamız gereken İstanbul Sözleşmesi neden uygulanmıyor, neden bütün maddeleri uygulanmıyor daha doğrusu. Asıl konuşmamız gereken mesele bu. İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye imzasını çekmez de bütün maddelerini uygularsa nasıl bir Türkiye olur? Kadınlar açısından nasıl bir Türkiye olur? Nasıl bir atmosfer olur? Az evvel konuştuğumuz bir konu vardı. O maddelerin içerisinde en önemli olanın ben eğitim olduğunu düşünüyorum. Ve az evvel yine söylediğim gibi çok kısa zamanda önemli mesafeler kat edebileceğimize inanıyoruz. Sadece o maddenin üzerine gittiklerinde bile kısa zamanda toplumumuz dönüşmeye çok hazır. Biz çok güçlü bir toplumumuz. Değişikliği seviyoruz. Artık bilgisayar, dijital çağda yaşıyoruz. Hızlı aydınlanmalar söz konusu. Buna hızlı bir şekilde ayak uyduracağımızı düşünüyorum. Burada yapılması gereken sözleşmenin iptali çekilmesi değil, özellikle erkek nüfusun üzerine bir takım kısıtlamalar, yaptırımlarla insanları boğacak
uygulamalarla gitmek de değil. Ama toplumda kız erkek çocukların, bu çocukları yetiştiren genç kuşak annelerin çok hızlı bilinçlendirilmesi, ilköğretim müfredatında bu konuların konması, uygulanması ile ilgili çok hızlı aksiyonlar alınabilir. Milli Eğitim Bakanımız da çok yapıcı, çok güzel konuşmaları var. Ekranlarda görüyoruz, duyuyoruz. Biz çok hızlı yol kat edebiliriz bununla ilgili. Ben buna inanıyorum. Biz güçlü bir toplumuz. Değişiklik seven bir toplumuz. Değişikliğe hızlı adapte oluyoruz. Türk toplumunun bunu hızlı bir şekilde hayata geçirebileceğine inanıyorum. Siyasilerimize de güveniyorum. Aslında bunu gündeme getiriyorlar ama başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere iki kız evladı var. Ben onun kendi evlatları için istemeyecek hiçbir şeyin bu ülkenin hiçbir kadını kız çocuğu için de istemeyeceğinden çok eminim. Sadece yapıcı söylemlerle doğru bir şekilde doğru iletişime ihtiyacımız var. Bunun da oluşması için ben uygun ortamların, zeminlerin hazırlanmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Antalya İş Kadınları Derneği Başkanı Gülseren Açar bizimle birlikteydi. İzlediğiniz için sizlere de çok teşekkürler.